Bu aşamada sizleri Almanya'da bir köye götüreceğiz. Bu köyde ne bir tarihi yapı, ne de bir usta sanatçının eseri falan yok. Ancak kasaba turist çekiyor. Gelen turistlerin ilk sorusu şu oluyor: nasıl yapmışlar? Feldheim adlı kasabanın sırrı şu: enerjisini kendi sağlıyor. Fazlasını da satıyor. Sattığı da öyle böyle değil. Kullandığının ne 10, ne 20, ne 30, ne de 100 misli. Misli olarak kullandığı enerjinin daha fazlasını satıyor. Turistler nasıl yapmışlar diye ziyaret ediyor. Ve diğer Alman kasabaları bu gelen kışta, bu enerji krizinde Feldheim'i kıskanıyor. Sadece Almanya değil, tüm Avrupa enerji krizi yüzünden kan ağlıyor. Enerji faturaları endişeyle açılıyor, hükümetler destek veriyor ama nereye kadar? Avrupa yeni enerji kaynakları arayışında. Birçok evde doğalgazı kısarak, ışıkları kapatarak kışı geçirmenin hesapları yapılıyor. Ama 130 haneli Feldheim'da öyle değil. Berlin'e 1,5 saat uzaklıktaki kasaba 10 yılı aşkın süredir kendi kendine yeterli enerjiye sahip. Burası Almanya'da prototip, yani ilk örnek kasaba. 90'ların ortalarında rüzgar türbinlerinin denemelerine burada başlanmış. Ardından hane başı 3000 euroluk bir harcamayla güneş panelleri ve güneş pili şarj istasyonu kurulmuş. O da yetmemiş, yetiştirdikleri büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri biyogaz tesisini kurmuşlar. Kasabada artık merkezi ısıtma sistemi var. Bir de hidrojen üretim tesisi planlıyorlar. Feldheim'da 55 rüzgar enerji türbünü sessizce dönerken kasaba bütçesine şırıl şırıl para akıyor. Çünkü kasaba enerji tüketiminin neredeyse 250 mislini Almanya'da merkezi bir enerji şirketine satıyor. Kasabanın geçim kaynağı hayvancılık ve süt ürünleri ticareti. Şimdi bir de enerji tüccarı oldular. Kasaba modern zaman müzesi gibi ziyaretçi çekiyor. Avrupa'dan çok sayıda özellikle çiftçi ziyaretçisi var. Gelenler nasıl yapmışlar sorusuna yanıt arıyor. Kısacası diğer Alman kasabaları Feldheim'i bu sıralar çok kıskanıyor. Dedik ya, bugün meclis çalışmaya başlıyor. Daha doğrusu genel kurul açılıştan sonraki ilk oturumu yapıyor ve halkın ekonomik gündemine ilişkin bu kadar doğrudan dokunan yasa tekliflerinin bulunduğu bir yasama dönemi pek hatırlanmıyor bu kadar kısa sürede. Henüz son şekli verilmeyen bir torba yasa var ve bunun ayrıntıları ortaya çıktı. Torba yasayla yaklaşık 164 bin engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon 262 bin liralık borcunun silinmesi de gündemde. Hükümetin üzerinde çalıştığı işçi, işveren ve muhtaç kesimlere yönelik desteği de içeren ekonomik torba yasa teklifinin bazı maddeleri ortaya çıktı. Buna göre 163.572 engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon 262 bin liralık borcu silinecek. Henüz son şekli verilmeyen torba yasa teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından meclise sunulacak. Taslak halindeki teklifle getirilen bazı düzenlemelere göre çalışana 1000 TL elektrik ve doğalgaz ödemesi vergiden istisna olacak. 2022 yılı için çalışana verilen günlük 51 TL'lik yemek ücreti vergiden düşecek. Bir diğer düzenleme yurt dışı çıkış harcında görülecek. Harç bedeli 300 TL olacak. Kur korumalı mevduatla ilgili istisna süresi ise 2023 sonuna kadar uzatılacak.